Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam özel bir akşam. Bu akşam bir arkadaşımızın yerine Türkiye Nereye yapıyoruz. Gerçi Türkiye Nereye artık Halk TV'nin klasik bir programı, klasikleşmiş bir programı. Herkes tarafından tanınan, bilinen bir program. Ancak bu akşam yine özel bir program ve özel konuklarım var. Dün hatırlarsanız Bartu Soral ve Haluk Pekşen konuğumdu. Türkiye'deki ekonomiyi konuştuk. Türkiye'nin son durumunu konuştuk. Bugün Türk ekonomisinin Türkiye'de siyasetle bağlantılı olan hem dış politikayla hem iç politikayla bağlantılı olan ekonominin neden bu hale geldiğini, neden bir dip noktasına sürüklendiğini, neden savrulduğunu dış politika açısından bakıp değerlendireceğiz. Tabii Suriye sınırında çok önemli gelişmeler var. Yine konuklarıma onu da soracağım. Çünkü bu gelişmeler Türkiye'nin geleceğini belirleyecek gelişmeler. Türkiye hızla ekonomik açıdan zayıflarken belki de bazı dayatmalar gelecek Türkiye'ye. Bunları konuşacağız. Çünkü Türkiye gerçekten çok zor durumda. Duyun umumiyeden ya da kapitülasyonlardan bahsetmek için daha erken. Ancak eğer öyle bir tablo yaşanırsa Türkiye'de ilk olarak dış politika anlamında hangi dayatma ya da hangi darbe Türkiye'ye doğrudan gelir? Bunları soracağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi öncelikle ben size yine konuklarımı da tanıtmak istiyorum. Hemen sağ tarafımda Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi, iyi bir dış politika uzmanı, hem yazılarından hem de çeşitli televizyon kanallarındaki programdan kendisini yakından izliyorum. Önemli saptamaları var. Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal. Hoş geldiniz Sayın Ünal. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve bir komutanımız var bugün. O da önemli görevlerde yer aldı geçmişte. Önemli komuta görevlerini üstlendi. Türkiye'nin güvenlik sorunları konusunda son derece ilginç saptamaları var. Onunla hem bölgeyi konuşacağız, yani Türkiye'nin güney sınırını, hem de Türkiye'nin genel andaki sorunlarını. Kendisi konuğum, emekli Tuğgener Sayın Ali Er. Sayın Er, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, saygılar sunuyorum. Sağ olun, saygı bizden. Hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam bir şunu sormak istiyorum. Türkiye 2001 krizinden sonra tarihinin en derin ikinci krizini yaşıyor. Hı. Hani Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman 1980 sonrası, 24 öncesi başlayan 24 Ocak kararıyla başlayan yeni bir dönem. Ardından ekonomide yine 24 Ocak kararlarına bağlı olarak yürüyen Turgut Özal ekonomi yasaları ve kanunları, 99'daki savrulma, 2001 krizi Kemal Derviş'in gelmesi, ardından 2002'de ekonomi iyice rayına oturduktan sonra AKP'nin gelmesi ve 16'da yaşanan 2008 krizini sayarsanız ikinci büyük kriz. Bir şeyi çok merak ediyorum. Siz bütün dış politika yakından izliyorsunuz, uluslararası ilişkileri yakından takip ediyorsunuz ve diğer devletlerin de Türkiye'ye bakışını yakından tanımlama şansına sahipsiniz. Şu ekonomik krizde bize saldırdılar, Türkiye'yi yok edecekler, işte Türkiye İsviçre olacaktı da engel oluyorlar, İşte bizim SİHA'larımız var diye bize şu kötülüğü yaptı. Amerika bizi sevmiyor, Hollanda bizi sevmiyor, Avusturya bizi sevmiyor noktasında mı geldi bu kriz? Yoksa Türkiye'nin reel iç politik, yani bunu size sormayacağım ama yine de reel iç politik dengeleri ve ekonominin yörüngesi mi bu krize yol açtı? Nedir bu krizde dış politikanın bize etkisi? Şimdi dış politikanın bu krize etkileri nelerdir diye düşünürsek iki açıdan bakmakta fayda olabilir. Birincisi doğrudan sizin sorunuz. Hakikaten bizi kıskanıyorlar, bize bir takım kötülükler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü biz bir takım atılımlar yapıyoruz, çok önemli girişimlerde bulunuyoruz. Ekonomik olarak hızlı bir yükseliş içindeyiz. Öyle olduğumuz için şöyle şöyle oluyor. Bu normal. Yapıyorlarsa doğru. Yani şimdi şu dünya sonuçta bir devletler ve milletler mücadelesi arenasıdır. Siz mesela belli bir sektörde bir takım atılımlar yapıyorsunuz ve o sektörde bazı devletleri, bazı şirketleriniz, o uluslararası bazı şirketleri rahatsız edecek kadar hızlı büyüyorsa,
onlar kendi aralarında rekabet edeceklerdir. Bundan tabii bir şey var mı? Mesela ben şunu gözlemliyorum. Türkiye'ye gelen yabancı şirketlerden özellikle perakende alanında gelenler pek başarılı olamayıp geri gidiyor. Niye? Çünkü Türkiye'de çok ciddi geleneği olan bir perakende sektörü var. Ha, rakamlarla bu nedir ne değildir bilmiyorum. Ama etrafımda bakıyorum mesela perakendecilik alanında çok güçlü küçük şirketler hızlı adımlarla büyüyor ve dışarıdan gelen rakiplerini etkisiz hale getiriyor. Ama başka alanlarda da muhtemelen yabancı şirketler gelip bizim şirketleri ciddi bir rekabete tabi tutuyor ve belki de zorluyorlar. Şimdi devletler arası ilişkilerde de bunlar normal. Dolayısıyla bizim SİHA'larımız var ve SİHA'ları kıskanıyorlar. Tabii kıskanacaklar. Şimdi bakın mesela Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsak Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Amerika neredeyse her krizde silahlı kuvvetlerini kullanıyor ve silahlı kuvvetlerinin gösterişe uygun bütün unsurlarını adeta şeyde bir mücevherci dükkanında, mücevherci galerisinde artık dükkanının çok çok ötesinde bir şey, böyle sergiliyor. Bak bak benim Tomahawk'larım var, bak kuru yüz füzelerini seyrettiniz mi? Bak şu uçak mesela radarda görünmüyor, haha falan. Normal. Şimdi Rusya yapıyor. Hatta Rusya diyor ki bak benimkiler daha iyi. İsabet oranı yüksek. Benim radarlarım çok daha iyi. Mesela benim S-400'lerimin karşılığı batıda yok. Şimdi Kinjal diye bir füzeden bahsediyor. Uçaktan atıyormuş mesela. Şimdi askeri uzmanlar yazıyor. Düşünün. Diyor ki artık Akdeniz'deki Amerikan donanma gemileri bizi veya hiçbir yeri tehdit edemez. Çünkü diyor biz Karadeniz'deki uçaklarımıza kinjal yüklüyoruz ve bunlarla 2000 kilometreden fazla menzildeki bütün gemileri vurabiliyoruz diyor. Test ettiler filan. Şimdi normal. Ya elinizde bir şey varsa sizin ve hızlı büyüyorsanız buna göre hazırlıklı olacaksınız. Bu yani bu şikayet edilecek bir alan değil. Ama hocam şurada şimdi geleceğim esas. Bir bulanıklık, bir fululuk var. Ha. Yani şimdi bizim kinjal füzemiz yok. SİHA dediğiniz olay da derme çatma ama gerçekten Türk özel sektörünün SİHA'lar bayağı iyi görünüyor. Bir dakika. Ali Paşa'm onları değerlendirsin. Haklısınız. Derme çatma olarak başlanan bir yolda varılan önemli bir teknoloji noktası. Aynen. Yani yarım kaldı aynen. Sözüm. Yok, ona da katılamayacağım. Onu size sorayım hocam. Peki. Şunu merak ediyorum. Yani krizin başlaması ya da tahmin edilen bir krizdi bu. Ekonomik çevrelerce, uluslararası Standard & Poor's gibi, Moody's gibi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin hızla bir krize doğru sürüklenmekte olduğunu ısrarla ve inatla söylüyordu. Benim size sormak istediğim, haklısınız bu konuda, ona bir itirazım yok. Tabii ki emperyalizm hiçbir zaman için hiçbir ülkenin mutluluğunu istemez. Önce kendi mutluluğu söz konusu çünkü. Bu krizde uluslararası sermayenin ya da uluslararası kurum ya da kuruluşların ya da devletlerin Türkiye üzerinde bir etkisi oldu mu dedim ve bu benim için çok önemli. Şimdi yani bence, bu dediklerinizin dışında bir etkisi oldu mu? Bence şöyle, yani ben aslında o dediklerimi söylerken neden etkisi olmadığını anlatmak için söyledim. Evet. O örnekleri verirken. Neden derseniz, yani bunlar normal şeyler. Devletler arası rekabetin böyle tatlı, gösterişli, perde arkasından bel altından vuruşlar şeklinde seyreden bir sürü tarafları vardır. Bunları zaten bileceksiniz. Bunlara zaten hazırlıklı olacaksınız. Bunlardan şikayet etmeye hiçbir devletin hakkı olamaz yani. Sürpriz değil yani bunlar. Hiçbiri sürpriz olamaz. Normal gündelik hayatın akışına uygun şeyler bunlar bir devlet için. Niye peki bize ama mesela, bu sürpriz gibi anlatılıyor? Yani şimdi şöyle, Amerika bizi sevmiyor. Ey Almanya, ey Hollanda, ey Avusturya'dan sonra. Yani Türkiye'de İç politikadaki her başarısızlığın, her atılan yanlış adımın bir neden ya da gerekçesi olarak bir başka ülkenin ya da bir başka coğrafyanın tarif edilmesi bu iktidarca bir alışkanlık haline getirildi hocam. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye'de komplo teorilerini çok seven büyük bir kitle var. Komplo teorileri şöyledir. Akla mantığa çok yakındır üretildiğinde.
ispatlanması ya da yalanlanması bilgi sahibi olmayan insanlar tarafından zordur, imkansızdır bazen. O yüzden de bir sürü komplo teorisi üretilir. Balkanlardan alın bu haritayı, komplo teorisi haritasını. Mesela Avrupa'da satamazsınız komplo teorilerini ama Balkanlardan alın, Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün Orta Doğu'yu ve doğuya doğru götürün. Büyük bir coğrafyada komplo teorilerinin alıcısı da vardır, satıcısı da vardır. Zaten bizim Türkiye'de belki de düşünce alanımızı bilgiyle donatmamızı engelleyen en önemli unsurlardan birisi komplo teorisi. Peki bir ülkenin şimdi, yarısı nasıl komplo teorileriyle avutulur ya da ikna edilir hocam? İsterseniz ben ona cevap vermeyeyim. Onu ben bilmiyorum. Onu başka daha böyle hani kamuoyu araştırmaları yapanların cevaplandırması daha uygun olur. Ama ben sizin sorunuzu iki farklı alana çekerek cevaplandırayım. Şimdi bunlardan biri, herkes bizimle uğraştığı için mi bizim dış politikamız içinde bulunduğumuz durumda? Şu anda dış politikamıza baktığımız zaman hakikaten dış politikanın normal dinamiklerine uymayan birçok vaziyetle, birçok durumla karşı karşıyayız. Mesela 2011 yılında Suriye Devleti 1998'den başlayan bir ve artan bir ivmeyle devam eden bir dostane ilişkiler sürecinin içindeydi bizimle. Hatta o kadar dostluk ilişkisi içindeydi ki neredeyse dost mu müttefik mi diye bir çizgiye doğru kaymıştı Suriye. Düşünün, PKK ile ilişkilerini sonlandırmıştı Suriye. Bizimle PKK konusu dahil her birçok konuda istihbarat paylaşımı yapıyordu. Suriye ile giderek bu hükümet döneminde, yani 2003'ten 2011'e kadar yaklaşık 8 yıl boyunca da bu hükümet çok başarılı, çok doğru şeyler yaptı Suriye ile ilişkileri geliştirme konusunda. Fakat bir anda 2011'de her şey dağıldı. Buna hiçbir ne emperyalizm karar verdi ne bir şey karar verdi. Buna biz kendimiz karar verdik ve yanlış karar verdik. Bir müttefik ve bir dost devleti darmadağın etmek için bir gecede karar verilir mi? Bu doğru bir dış politika kararı olarak değerlendirilemez. Nitekim yani o kararın mimarı olan siyasi şahsiyette, siyasetten büyük ölçüde tasfiye edildi filan. Fakat onun bıraktığı o vaziyet, o çetrefil durum hala şu anda tartışmamızı gerektiren, Türk dış politikasını adeta düğümleyen, hatta bazen zehirleyen sorunlardan bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Peki İsrail'le niye kavga ettik? Çok iyiydik başlangıçta. Hocam kimle kavga etmedik? Şimdi geleceğim. Mısır'la niye kavga ettik? 5 yıldır Mısır'la yani kan davalık gibiyiz. Yani öyle bir hale geldi ki düşünün bakın Mısır ve İsrail büyükelçileri, Rum kesimine akredite büyükelçileri diplomasinin bütün nezaket kurallarını aşarak bir toplantıda söz alıyorlar ve Türkiye'yi tehdit edici konuşmalar yapıyorlar. Peki bu duruma nasıl geldik? Mısır bizim çok iyi bir ahbabımızdı. Çoğu zaman kardeş gibiydik. Düşünün 1998'deki Suriye krizinin gelişinde Mısır'la o kadar iyi ilişkiler içindeydik ki biz Suriye ile Yunanistan'ı askeri olarak işbirliğine başlamalarına karşılık o zamana kadar ilişkilerimizi daha düşük seviyede tuttuğumuz İsrail'i yanımıza alarak daha güçlü bir denge oluşturduk Suriye-Yunanistan ikilisine karşı. Çünkü Suriye-Yunanistan bize karşı tavır alıyordu, askeri işbirliği modelleri geliştiriyordu. Bir de her ikisi birden PKK'ya destek vererek o meşhur 2,5 savaş tehdidini önümüze koyuyorlardı. Biz de İsrail'le yakınlaşarak o tehdidi aştık ve Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek bize gelip de yani niye bu İsrail'le yakınlaşıyorsunuz? Biz yani Arap devletleri olarak doğru bulmuyoruz dediğinde biz de yapmayabiliriz bu denli ama siz bunu Suriye'ye sormalısınız. Hafız Esad'a sormalısınız. Ve bundan sonra lütfen her Arap Birliği toplantısında Suriye'nin, Hafız Esad'ın bütün Arap devletlerini kolaylıkla ikna ederek Türkiye'yi protesto eden kararlar almasına izin vermeyin dedik. Ve o da bunu yaptı. İzin vermedi. Ve dedi ki sen bizi Türkiye'yle düşman ediyorsun.
onun sonunda gelen 98 krizinde de bize çok yardımcı oldu. Bak, İsrail'i yanımıza alıyoruz. Başlattığımız krizde İsrail'in askeri desteğini kullanmıyoruz. Kendimiz çözüyoruz işi Suriye ile. Ama krizin bir kurşun atılmadan Türkiye'nin bütün menfaatleri sağlanacak şekilde çözülmesinde Mısır Devlet Başkanı da bizim yanımızda yer alıyor. Nasıl yer alıyor? Uçağına atlıyor, geliyor Ankara'ya. Konuyu anlatıyoruz. Diyoruz ki bizim savaşma falan niyetimiz yok. Ama bu normal komşuluk ilişkilerine dönmesini istiyoruz. Dönerse tamam, biz öyle kindar mindar bir devlet değiliz diyoruz. Nitekim dönüyor. Peki bütün böyle bir Mısır'la ilişkilerimizi niye bozduk biz? Şimdi biz İsrail devleti ile İsrail'in her aşırılığını eleştirirdik. Arap-İsrail davasında hiçbir zaman İsrail yanlısı görünen bir adım atmazdık. Arapların haklı davalarında politik ve diplomatik destek verirdik. Ama bakın incelik, İsrail'i kendimize düşman yapmadan bunları başarırdık. Hocam bunu burada anladım. Bir incelik var. Peki bu İsrail'le bu hale nasıl geldik? Buna kim sebep oldu? Biz kendimiz sebep onu olduk. Onu soracağım da. Ha demek ki özetle söylemek şunu soracağım hocam. Yani sorun cevabını başkası istiyorum. Bize bir şey yapmadı. Biz kendimiz yaptık. Güzel. Dış politikada yapılan bu kadar hata Türkiye'deki iç konjüktürden kaynaklanan ekonomik krizi tetiklemiş olabilir mi? Çok güzel. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Şu sorunun cevabının verilmesi lazım. Bu dış politikanın Türkiye'ye ekonomik maliyeti nedir? Bak, sizin sorunuzun doğrudan cevabı bu. Şimdi kabaca düşünelim. Ben devlet bilgilerine, rakamlarına sahip birisi değilim. Ha, ama ortada konuşulan sözlerden, yapılan açıklamalardan hareket edersek, Suriyeli sığınmacılara 40 milyar dolara yakın para harcamışız. Doğru mu? Evet. Evet. Öbür şeyleri sormuyorum. Mesela şimdi Suriye'de bir takım insanlar Reuters'in önüne çıkıyorlar ve diyorlar ki işte maaşımızı Türkiye veriyor bilmem ne. Hatta dün ya da evvelki gün. Türk parası istemiyoruz. Ha yani. Ben onu sosyal medya hesabımda paylaştım. Şey diyor yani Türk parası değerini kaybetti. Yani ben de dedim ki ya bari adamlara dolar verelim yani maaş olarak. Beğenmemeye başlamışlar. Yani şunu demek istiyorum. Suriye'deki bu savaşta belki örtülü, örtüsüz bir sürü ödenekten, bir sürü kaynak da harcamış olabiliriz. Saymıyorum onları. Sadece söylenen 40 milyar doları sayıyorum. Doğru mu? 7 yılda Suriye ile kaybettiğimiz dış ticaret rakamları nedir? Bu dış ticaret rakamlarını bir de şöyle düşünün. Biz 2011'e geldiğimizde Suriye ile ilişkilerimiz ekonomik ve ticari olarak o kadar derinleşme eğilimindeydi ki Türk iş adamlarının birçoğu, siz de bölgedensiniz, ben de bölgeyi bayağı iyi bilenlerden biriyim, defalarca o bölgeyi dolaştım, Antepli, Hataylı, Kilisli yatırımcı ve Türkiye'nin diğer yerlerinden de yatırımcılar Suriye'ye yatırıma gidiyorlardı. Hatta sonradan öğrendim bunların bir kısmı yatırım da yapmışlar. Ve yatırımları da kaybolmuş tabii bu kavganın toparlarsak içinde. Toparlarsak şu, Suriye ile kaybettiğimiz dış ticaret rakamları. 5 yıldır Mısır'la, yani şöyle düşünün bir de, sadece kaybettiğimiz değil, ilişkilerimizi geliştirerek devam ettirseydik neler olurdu? Mesela İsrail'le bir ticaretimiz hala var, Mısır'la var. Ama bunlar kavga etmeseydik nerelere gelirdi, hangi rakamlara gelirdi? Hepsini değerlendirelim. Ya Rusya ile kriz sırasında, uçak düşürme krizi bir araya getirdiğimizde... Valla ben 100-150 milyar dolar olabilir diyorum. Bugün Türkiye'nin zaten 190 milyar dolarlık bir yıl içinde ödemesi gereken bir açık var. Ve bu açık yüzünden dolar fırlıyor. Eğer sizin bu anlattıklarınız... Deyin ki 70 milyar dolar, 80 milyar dolar. Hayır, yani anlattıklarınız, az para değil. Anlattıklarınız geçerliyse ki ben katılıyorum size bu konuda. Türkiye'nin bugün 30 milyar dolar civarında bir açığı olacaktı ki bunun hayda hayda kapanması mümkündü. Teşekkür Minik ediyorum. Minik bir şey de şu krizde bile hükümet sözcüleri olmasa da yani hükümet milletvekili, iktidar partisi milletvekilleri övünerek yaptıkları açıklamalarda
kişi başına düşen milli gelir hesabına göre dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduğumuzu açıklıyor. Şimdi bunlar... Hocam 16 milyon aç var. 230 dolara düştü asgari ücret. Emekli maaşıyla asgari ücret alanların sayısı 230 dolardan 12 milyon. Türk İş açıkladı açlık ve yoksulluk sınırı. Açlık sınırı 1800 lira. Türkiye'de asgari ücret 1600 lira. Yoksulluk sınırı 6 bin lira. Yani neyi yardımı, neye yapıyorsunuz? Yani hayır şöyle yapar. Yani çok zor durumda olan bir devlet bile bir takım şeyler yapar. Ama öyle şey yaparsınız ki yaptığınız her yardımdan size bir siyasi, diplomatik, ekonomik, ticari dönüş sağlar. Yani oradan siz bir yumuşak güç uygulamasıyla bir şeyler kazanırsınız. Şimdi ben bunun karşılığını görmüyorum. Burada bir nokta koyalım. Dolayısıyla hocam, bunun bir anlamı da yok. Yani anladım. Bunları yan yana getirdiğimizde dış politika ciddi bir maliyet yaratmış durumda. Benim tahminim yine sizin dediğiniz gibi 150-160 milyar. Stratejik, askeri, diplomatik maliyete ilaveten. Anladım. 160 milyar dolarlık Türkiye'nin bir kaybı var. Şimdi biraz sonra hocama onu soracağım da bu Amerika'daki Trump'ın Türkiye'ye tavrı, bu evangelistlerle olan ilişkileri de. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Bu Amerika'nın bir yandan Türkiye'deki gelişmeleri tetiklediğine inanıyorlar. Yani ekonomik krizi düğmeye basan Amerika olduğunu inanıyorlar. Bir yandan da bölgede enteresan gelişmeler var. Hem Rusya, Kobani denen Fırat'ın doğusundaki bölgede bir özel Kürt bölgesi oluşturulacağı ve bunu da rejim, Suriye rejiminin belli ölçülerde İdlib'e destek vermesi durumunda destek vereceği, rejimin de böyle bir özelliğe destek vereceği söyleniyor. Öbür taraftan Amerika, Aynel Arap denen ya da Kobani denen bölgede radar kuruyor PKK'nın Türkiye'ye yönelik, Türkiye'den gelecek hava saldırıları ya da uçak ya da helikopterlere karşı hem radar hem hava savunma silahlarıyla ilgili bir savunma hattı oluşturuyor Amerika PKK'ya kalkan anlamında. O görüntüler de arkadaşlar getirecek. Öncelikle bunu size sormak istiyorum sevgili komutan. Nedir bu? Yani ne yapmak istiyor Amerika? Sayın Ertuğrul, şimdi bu sorunuz çok net, güncel bir soru ve 2-3 günden beri bütün televizyon kanallarında işte oradaki radar üssü diye tabir edilen, kurulmaya çalışılan Amerikan tesislerini görüyoruz. Bunun nedenleri oradaki tesisin kapasitesine, bu alçak irtifa bir savunma sistemi de olabilir. Görüntüde de var komutanım. Evet, evet. Bunlar, buradan çok büyük anlayabilmemiz mümkün değil. Ama bunlar daha çok o bölgedeki hava sahasını kontrol mekanizması içerisinde kullanılacak tesislere benziyorlar. Ancak bence bunun nedenlerini anlamak için bundan yine biz sanırım Hasan Hocam'la beraber burada program yaparken Fırat'ın doğusunun anlamının Amerika için ne olduğunu ben şöyle açıklamıştım. Membiç'le Amerika arasında, Membiç konusunda Türkiye ile Amerika arasında bir yumuşama, ortak bir hareket etme emareleri ortaya çıktığında demiştim ki Amerika'nın asıl hedefi Fırat'ın doğusundaki alanı bölgedeki İran'a yönelik ileri zamanda yapacağı bir harekat için üst bölgesi olarak hazırlamak. Bu da Türkiye'nin son yıllardaki Amerika ile olan tırmanan ve birbirlerine karşılıklı olarak ortada, somut olarak ortaya çıkan güvensizlik ortamının bir sonucu. Dolayısıyla bunun bir nedeni olabilir. Birincisi, Amerika'nın, kötü düşünürsek, Amerika demek ki bundan sonra Türkiye ile olan ilişkilerinde Türkiye'nin daha nasırına daha fazla basacak. Neden? Türkiye'nin nasırına bastıkça Türkiye'nin en azından iç politikada yönetimin kendisini güçlendirebilmesi için Amerika'ya karşı kesin tavırlar alması lazım. Bu tavırlar herkesin aklına ne geliyor? Efendim, İncirlik'i kapatın diyor. Ama başından beri benim de söyledim, daha evvel de söyledim, İncirlik'ten önce
Amerika da biliyor ki kendisini en fazla acıtacak olan tedbir Krejci. Krejci radar. Krejci ANTP-2 radarı. Bu radar Amerika'nın şu an olmazsa olmazı. Akdeniz'e giren muharebe grubunun da hava savunması o radara bağlı. İsrail'in de hava savunması o radara bağlı. Kazara İran'dan yapılacak bir balistik füze saldırısında ateşleme safhası dedikleri o safhada bu faaliyetin tespiti yine o da radara bağlı. Eğer Amerika Türkiye ile olan ilişkilerinde, çünkü biz Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerinin nereye gideceğini biz buradan hesap edemeyiz. Çünkü bu ilişkilerde inisiyatif sahibi olan Türkiye değil, Amerika. Çünkü Türkiye kendisini yani kuyruğu dik tutarak bu işi çözmeye çalışıyor. Görüntüsü bu. Ama Amerika'nın havasına bakarsak bu işi tırmandıracak. O zaman nereye kadar tırmandırdığında hesaplarından bir tanesi anlaşılan odur ki Türkiye'nin Krejci radarını kapatmasını olasılığına karşı bazı adımları yavaş yavaş Amerika atmaya başladı. Peki orada bir özel Kürt bölgesi oluşturulması, federal ya da bir Kürt bölgesi oluşturulması Amerika'nın hangi çıkarlarına hizmet eder? Emperyalist bir ülke Amerika ve Kürtleri boşuna kullanmıyor bölgede. Yani bir anlamda işbirliği yapıyor. Onlar Amerika'nın silahına ihtiyacı var. Onların da Amerika'nın da onların desteğini. Bu zaten Amerika'nın hedefi bu. Şöyle Amerika'nın hedefi bu. Ne şimdi, hedefi var? Bölgede bir Kürt devleti kurmak büyük stratejik hedefi mi Amerika'nın? Bunu 1991'deki 1. Körfez Harekatı'ndan itibaren Amerika bunu zaman zaman ya kapalı toplantılarda ya kendi sızdırdığı raporlarda ifade ediyor. Bunun birinci aşaması Provide Comfort'la işte bu Irak'ın kuzeyinde Kürt devleti kuruldu zaten. Bir Kürt yapısı kuruldu. Şimdi ama bölgede bir Kürt devletinin kurulması için yapılması gereken ne var? Su kaynaklarının kontrolü gerekiyor. Bunun için Fırat'ın doğusunun da elde tutulması lazım. Ve ikisinin özel Kürt yönetimleri tarafından homojen bir hale gelmesi, en azından karşılıklı konfederal bir yapı içerisinde orada aktive edilmeleri, bu 20-30 yıllık bir süreç içerisinde korkarım Türkiye'deki, ki tırnak içinde PKK'nın Kuzey Kürdistan diye tanımlamış olduğu Türk toprakları üzerinde de bir Kürt devletinin temellerinin atılmasıdır. Kobani bölgesinde, Fırat'ın doğusunda özerk yapı. Bu Amerika'nın mı sadece hedefi? Hayır, bu Rusya'nın da hedefi. Burada bir şey soracağım şimdi, komutanım. Bir dakika, bir şey soracağım. Bu önemli. Osmanlı'nın parçalanma, bölünme aşamasında İstanbul'daki payitahta hasta adam diyorlardı. Ve Osmanlı'nın bölünme süreci Duyun Umumiye'den, kapitülasyondan itibaren başlar. Yani Osmanlı ekonomisinin çökmesinden sonra ülkenin paramparça edilme süreci başlar. Sormak istediğim şu, Amerika ve Rusya'nın bölgedeki bu hareketliliği, Türk ekonomisinin çökmekte olduğu, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünün sarsılmakta olduğu ve Türkiye'de mevcut şu an seçmen grubunu oluşturan halkın hala bu iktidara olan imanından ve inadından vazgeçmemesi ve buna olan güvenle bölgede böyle bir yapı oluşturup Türkiye'nin parçalanmasına belli ölçüde eşlik etmesi anlamına da geliyor mu? Bakın Fatih Bey, şimdi bir kere Osmanlı ve tarih konusuna da ben sizinle şu an tartışmaya girmek istemem. Çünkü farklı konular, farklı bakış açıları. Bana göre Osmanlı'nın yıkılma ve parçalanma süreci olmazsa olmazı sanayi devriminin kaçırılmasıdır. Bilimden uzaklaşılmasıdır. Yani dünyanın sanayi devriminde, o 1800'lerdeki sanayi devrimindeki gelişmeleri kaçıran bir Osmanlı'nın bir imparatorluk olarak kalması mümkün değil. Şimdi de bilim yeni dijital devrimi kaçıran Türkiye'nin de önümüzdeki süreçte ayakta kalması mümkün değil. Çünkü biz geriye giden bir eğitim sistemiyle Türkiye'yi görüyoruz. Bunu siz görüyorsunuz, ben görüyorum. Yabancılar stratejik
istihbarat yapanlar bunun üzerine raporlar hazırlıyorlar. Türkiye'nin en büyük kaybı son 16 yılda eğitimde gidişatın geriye gitmesidir. Yani bilimden uzaklaşılmasıdır. Bugün işte gazetede Nobel ödüllü bilim adamı çok güzel bir şey söyledi. Diyor ki bilim özgür olmazsa bilim olmaz. Türkiye'de özgürlük bitti. Türkiye'de bilim bitti. Türkiye tabii ki 4K sanayi devrimi diyoruz. Ondan sonra biz onun içinde insanlar yetiştireceğiz. Neyle yetiştireceğiz? İmam hatiplerle. O zaman işte bunu onlar görüyorlar. İmam hatipleri bize en fazla 80'lerden sonra pazarlayan kim? Amerika Birleşik Devletleri, Yeşil Kuşak'la birlikte. Bunun için başımıza FETÖ'yü saran kim? Yine Amerika Birleşik Devletleri. FETÖ'yü ben yıllardan beri, şimdi herkes söylüyor, yıllardan beri bu sizin bu kanalınızda 15 Temmuz'dan da önce söyledim. FETÖ terör örgütü, CIA'in 1991'de Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Türkiye, yani Müslüman coğrafyaya, Orta Asya'da girmek için hazır bir manivela olarak eline aldığı bir sistemdir. Bir oyuncak yani. Oyuncaktır, maymuncuktur. Bunu ben sizin kanalınızda yıllarca önce söyledim. O zaman ben söylediğim zaman insanlar bana birazcık şaşkınlıkla, biraz da tırnak içinde diyeceğim hocam size cevap olsun diye, komple teorisyeni olarak baktılar. Ben bunu söyledim. Israrla söyledim. Çünkü şunu gördüler. Barış gönüllüleriyle Müslüman toplumlara ulaşamıyorlar. Yani barış gönüllüleri de genellikle Mormondur. Bakın Mormonlarla FETÖ'nün yapılanması da birbirine çok benzer. Zaten FETÖ'nün en büyük eğitim yerleri de Salt Lake'tedir. Salt Lake'de Mormonların merkezidir. Bunlara girmeyelim. Şimdi biz kendi sorunumuza bakalım. Yani çok güzel bir yerden başladık. Ben aslında şu an Türkiye'de hani herkes diyor efendim Türkiye büyük bir dış saldırı karşısında. Evet Türkiye bir dış saldırı karşısında olduğuna ben de katılabilirim. Ama bunun kaynağı nedir? Bakın devletlerin yönetiminde de orduların da harp planlamasında da önce hedefin zayıf tarafları tespit edilmeye çalışır. Ben nereleri bu hedefin zayıftır? Ben bunun neresini istismar ederek onu kendi irademe tabi kılarım. Bütün her şey bunun üzerine. Diplomasi de bunun üzerine. Harp de bunun üzerine. Türkiye Cumhuriyeti'nin, işte ben ekonomist değilim ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi 2002 yılından bugüne kadar görülen Türkiye'nin 139 milyar dolar civarındaki dış borcu 450 milyar doları geçmiş durumda. Yani bu aradaki bu kadar para nereye gitti diye kendimize sorarsak tabii ki adam parayı verecek size. Çünkü hedefi zaten daha Wilson prensiplerinden beri hocam bu işin uzmanı. Bu bölgede Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan'ın kurulması yok mu efendim? Wilson prensiplerine var. Ermenilere ve Kürtlere devlet kurulması var. Amerika'nın bu değişmeyen bir hedefi. Ben de olsam Amerika'nın yerine aynı hedefle giderim. Çünkü benim bu konuda yazılmış birkaç makalem var. Ben bunu 2007 yılında yazdım. Çünkü ilk 21. yüzyılın başında çok geniş bir coğrafyayı kapatan diyorum, elinde tutan Türkiye, 21. yüzyılın stratejik öngörülerine uymuyor. Orta Doğu'da Türkiye gibi büyük bir devlet ne Amerika'nın işine gelir, ne Rusya'nın işine gelir, ne Fransa'nın, ne Almanya'nın, ne İngiltere'nin. Ortak hedef Türkiye'dir. Büyük Orta Doğu projesi çıktığında da bunu söyledik. Ortak hedef Türkiye. Bugün de söylüyoruz bundan sonra. Ama biz ne dedik işte Sayın Davutoğlu'nun lafı. Orta Doğu'da Türkiye'nin haber olmadan yaprak kıpırdayamaz. Bakın stratejide her yerde, hayatın her yerinde hedefler milli güce göre seçilir. Sizin milli gücünüz, sizin ortaya koyduğunuz hedefleri karşılayamayacaksa işte böyle ekonominiz çöker. Ekonomiyi çökerten biziz. Çökmüş olan ekonomi üzerinden Türkiye'ye kendini saldırmayacak kadar güçlü hissedenlerse dış güçler. Bunu bir kere koyalım. Ekonominin çöküşü. Neden? Bakın
Hocam söyledi biraz evvel, 40 milyar dolar dedi göçmenlere verilen para. Daha yeni yayınlanan raporlardan, Stockholm Barış Enstitüsü diye bir enstitüsü, bütün dünyadaki bu savunma harcamaları, şunları bunlara bakıyor. 2017 rakamlarına göre Türkiye'nin 2017 yılındaki toplam savunma harcamaları 18,2 milyar dolar. Ya biz kendi savunma harcamamızın iki katından fazlasını göçmen sorununa harcadık. Bu göçmen sorunu nereden çıktı? Bizim ordumuz görevini yapmadı. Bizim ekonomistlerimiz iyi çalışmadı. Bizim ihracatçılarımız çalışmadı. Bizim sanayimiz çalışmadı da bu göçmenler Türkiye'ye mi geldi? Hayır. Emevi Camii'nde namaz kılacağım ısrarında bulunan bir iktidar yüzünden işte bu göçmenlere 40 milyar. Siz işte hedeflerinizle kaynaklarını buluşturamazsanız ondan sonra da adamlar size bu, ben sizi yeneceğimden eminsem, sizin zayıf olduğunuzu görmüşsem peki, size saldırırım. Evet, saldırı doğrudur peki, ama kaynağı yanlış politikalardır. Peki, teşekkür ederim. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Trump'ın evangelist rahiplerle bir araya geldiği bir görüntü gelecek ve şunu soracağız. Trump tarikat ya da Amerika'daki Hristiyanlıktaki artık adı neyse cemaat diyelim, bu evangelist özel yeniden doğuş kilisesiyle bağlantısı ne? Acaba gerçekten Trump bu kilisenin etkisiyle ya da bu inancın etkisiyle mi Türkiye'ye bu kadar saldırgan bir tavır alıyor? Ve neden Avrupa, sadece Amerika değil, Fransa'da Macron Türkiye'yi pan-İslamist olarak niteledi? Ve neden İslamcı ya da terör, İslami terörden beslenen sözcüklerini Türkiye'ye yakın kullandı? Bunları konuşacağız. Bizden ayrılmayın.